Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Evet, bugünkü maçımızda bir tarafta uluslararası konumlu Quantums Bears klanı, diğer tarafta ise Fransa'dan ATL eSport klanlarının belediye binası 16 5vs5 mücadelesini sizlere sunmaya çalışacağım. Evet, mikrofon alt tarafta yüzde gözüküyor kafamın sağ tarafından. İdare edin ey vatandaşlar. Evet, ilk saldırıyı Quantum klanının 2 numarasından Rai isimli oyuncudan kraliçe yürüyüşlü diyebileceğimiz, ki artık diyemiyoruz, bir ejder saldırısı olarak izleyeceğiz. Direkt kraliçenin özelliğini saldırının başında feda ettik. Devok'la birlikte sanıyorum ki patlatıcıları devre dışı bıraktı. Aynen öyle. Devamında Zeppelin, bana soracak olursanız belediye binasına doğru değil, merkezdeki çoklu cehennem kulesi değil mi bölgesinde Zeppelin yeti bombası olacak. 2 tane de klon büyüğümüz var. Oh, suyundan da koy. Diğer klon çalışmadı. Şimdi çalıştı, gayet güzel. Evet, gerçekten inanılmaz güzel bir değer elde etti. Yani şu oyunda da klon büyüleri varken böyle bir düzen kullanmak, ne bileyim yani, nereden baksan cesaret kokan bir hareket. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet, bir tane öfke büyüğümüz, bir adet zehir büyüğümüz ve bir de özelliğiyle birlikte kraliyet şampiyonumuz var. Yalnız bir şey söyleyeceğim, şu anda çok da güzel bir görüntü yok he. Monolit ayakta kaldı. Çoklu okçu kulesi ayakta kaldı. Şampiyon tek başına bir adet öfke büyüsünün yardımıyla geriye kalan savunmaları temizleyebilecek mi? Emin olamıyorum arkadaşım. Ayrıca oyunun şu anda zor modda olmadığını da hatırlatmak isterim. Bununla ilgili gerekli açıklamalar yapacağım. Bir takım mevzular dönüyor arkadaşlar. Onlar bir sonuca kavuşsun. Ben de sizinle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Benim gönlümden geçen bu maçlarda kesinlikle zor modun aktif edilmesidir arkadaşlar. Yani şöyle bir turnuvada bile zor modu aktif etmeyeceksek, aktif etmeyeceksek hani ne diye getirdik bunu, öyle değil mi yani? Ben eninde sonunda öyle bir karar çıkacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Evet, oldukça hızlı bir saldırı ve şampiyondan çıkan bu acayip acayip bir şeyler var arkadaşlar. Bak, görüyorsun değil mi? Ekrandan kayıp gidiyor. Ulan eskiden vardı da biz görmüyor muyduk? Yoksa yeni mi getirdiler bunu, nedir bilmiyorum ama çok enteresan, gizemli bir bulutsu bir şeyler çıkıyor. Bilmem fark ettiniz mi? Her neyse, 49 saniye süremiz var. 47'yi gördüm, 46'yı gördüm, 45'i görmedim. 46 saniye kala Rai 3 yıldız almayı başarıyor. Bakalım ona Fransa vatandaşlarının karşılığı nasıl olacak? Saldırı başlasın, hemen geliyor. Evet efendim, birinci turun ikinci saldırısını Fransa vatandaşlarının 2 numarasından ATL Sushi isimli vatandaştan bir ejder saldırısı izleyeceğiz. 2 tane klon büyüğümüz var. Evet, kraliçenin devoku çok güzel iş yaptı. 2 tane inşaatçı, 2 tane patlatıcıyla birlikte civarda da bir sürü inşaatçı kulübesi indirdi. Arkadaşlar 3 tanesini birden indirdi sanırım ya. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bina indirdi. Bunlardan 2 tanesi efendime söyleyeyim şeydi, patlatıcıydı. Diğer 4 tanesinin en az 2-3 tanesi de inşaatçı kulübesiydi. Hatırı sayılır miktarda güzel bir değer elde ettiğini söyleyebilirim. Devamında klonlanmış balonlar bu sefer bizim yüzümüzü çok fazla güldürmediler. Neden? Çünkü çoklu cehennem kulesini ayakta bıraktılar arkadaşlar. Neyse ki askerlerimiz o noktada yakın pozisyondalar. Şampiyon da özelliğini kullanıp ışık hızında öfkenin içerisinde savunmaların başına bela olmaya devam ediyor. O kadar yavaş yavaş. Sushi, azıcık bir nefes alalım, birazcık müsaade et. Arkadaşlar çok hızlı bir 3 yıldız geliyor yine. Bakın üst tarafta çarçöp binaları, elit barbarlar temizleniyor. 2 dakika 3 saniye süremiz var. Hiç şüphesiz 3 yıldız gelecek. Asıl mesele kaç saniyede gelecek yani. Buz golemi birazcık oyalıyor bizi. Sanırım 1 dakika 50 saniyenin de altına düşeceğiz gibi. Öyle mi? 51, 50, 50'yi gördüm. 1 dakika 50 saniye kala aşırı hızlı bir saldırıyla, ejder üçlüğüyle ATL klanı da saldırılarını tamamladı. Birinci turun ardından yıldız ve yüzde eşitliği söz konusu olmakla birlikte Fransa vatandaşları süre olarak önde başladılar arkadaşlar. 2 dakika 14 saniyeye 1 dakika 10 saniye. Açık ara bir farkla. Evet, ikinci tur saldırıları başlasın. Hemen geliyor. Evet efendim, ikinci turun ilk saldırısını hemen şöyle bir bakalım. Quantums Bears klanının bir numarasından Patani isimli oyuncudan, evet, kraliçe yürüyüşlü bir elektro ejder saldırısı olarak izleyeceğiz. Evet, patlatıcıların üst taraftaki patlatıcıyı etkisiz hale getiriyor. Bir tane de inşaatçı kulübesi alıyoruz arkadaşlar. Bedavadan beleşten. Sevgili kraliçenin sağ olsun dev oku sayesinde. Ya arkadaş, paranoya oldum. Böyle acele acele anlatmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çok hızlı oluyor her şey. Üst tarafta kralı pozisyonlandırdık. Elektro ejderler belediye binasının üstünde üşüşmüş durumdalar. Bir adet öfkeyle birlikte koruyucunun özelliğini de kombinliyor.
Bir ip gibi kasırganın da yardımı var tabii ki de bunda. Elektrolar merkeze doğru girmiş oluyorlar. Monolite bir adet dondurma büyüsü. Defansif klan kalelerinden çıkan baba yiğitler bizi bakalım ne kadar oyalayabilecekler. Monolite bir tane daha dondurma büyüsü feda ediyoruz. Sektirme hasarıyla birlikte klan kalesinin arkasındaki cehennem kulesini de devre dışı bırakıyoruz. Evet. Kaya saçara ve defansif şampiyona bir adet dondurma büyüsü. O esnada elektrolar yine zincir hasarıyla birlikte şampiyonun canına da okudular. Evet, elektrolara bir öfke, şampiyon özelliğiyle birlikte elimizde kraliçeyi kaybettik, yaptı yapacağını. Şu anda kartal topu arkadaşlar, bana soracak olursanız kartal topu elektroların başına bela oluyor. Ama elit barbarlarla birlikte dışarıdaki binaları da temizleyeceğimiz için şampiyon geri kalan işi özelliğinin, binicisinin ve hız şişesinin yardımıyla yapacaktır diye düşünüyorum ve yaptı da. Evet, yaklaşık 1,5 dakikada 3 yıldıza varan bir elektro ejder performansı izletti bize Patanik. Bir sonraki saldırı başlasın, hemen geliyor. Evet efendim, ikinci turun ikinci saldırısı. Fransa vatandaşlarının bir numarasından Vlad isimli oyuncudan bir tazı balon saldırısı. Hem de kraliçe yürüyüşlü. İki tane görünmezlik, bir tane geri çağırması, bir tane deprem büyüsü, bir adet iskelet. Neler oluyor acaba burada, birazdan göreceğiz. Bir tane de klan kalesini almış sanırım. 3 tane görünmezlik büyüsü var arkadaşlar. Ayrıca kraliçe değil koruyucu yürüyüşüyle başladı saldırıya. 4 tane şifacıyı da koruyucuya taktık. Öfke taşıyla birlikte Angry Jelly var. Muhtemelen alev topu da vardır. Hemen bir kontrol edeyim. Evet, 27 seviye maxlanmış bir alev topu var. Elit barbarlarla sağlı sollu temizlik yapıyor. Sanırım birazdan da kraliçe de şifacı ekipmanı diyecektim ama hayır. Çok fena ters köşe oldum şu anda. Koruyucu yürüyüşlü bir tazı balon saldırısı arkadaşlar. Görmemiştim böyle. Bak. Sağa sola birer tane görünmezlik büyüsü. Koruyucuyu neden kaybetti? Geri çağırmayı koruyucuya atmadı. Belediye binasını da indirmedi, indiremedi. Bence indirmeye niyetlenmemişti. Yalnız geri çağırmayı mı kaçırdı acaba koruyucuyu çekerecekken? Koruyucu kendini öne mi attı? Jelly var ya arkadaşlar, direkt savunmaları gittiği için belki bir elinin ayarı kaçmış olabilir. Hani şampiyonu kaybetmesini bekliyor muydu yani? Ben ondan emin değilim açıkçası. Sizlerin yorumuna bırakıyorum ben bunu. Ve devam ediyorum. Sadece şifacıları, halbuki koruyucuyu da çekiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane şifacı ve hero'yu geri çağırma büyüsüyle çekebiliyoruz arkadaşlar. Yani koruyucuyu da hayatta tutabilirdi. Ben öyle düşünüyorum ki... Öfke taşıyla birlikte bayağı da güzel iş yapardı yani, ne bileyim. Şimdi kuşatmamız yok. Koruyucumuz yok. Özelliği yok. Belediye binası ayakta. Hirolarla binayı indiremezse balonlar mümkün değil, belediye binasını indiremezler arkadaşlar. Bakın, o kadar açık ve net söylüyorum. Balonlar belediye binasını şu şartlar altında asla ve asla indiremezler. Şampiyon özelliğini kullandı, yetişecek mi emin değilim. Görünmezlik büyüsü imdadımıza yetişti. Kasırga tuzağı çıktı. Şampiyonu kaybettik, kaybedeceğiz. Belediye binası indi, şükürler olsun. Yani var ya hemşerim, bayağı bir heyecanlandırdın bizi ha. Vlad. Hadi yine iyisin. En azından tek yıldızda kalmayacaksın. Hatta ve hatta 3 yıldıza gider mi saldırı arkadaşlar? Kral ve kraliçe ikisi birden özelliğiyle birlikte hayatta. Bununla birlikte sadece 45 saniye süremiz kaldı. Minyonlar uçan cesetler şu anda. Onlara hiç bakmayın bile. Bence time fail. Hatta belki time fail bile değil. Belki de normal fail arkadaşlar. Çünkü monolit çok pis bir yerde. Şu anda kraliçe de ulaşamıyor monolite. Birinci kademe doğru dikenli top. Sen ciddi misin? Abi bir dakika. Bu sefer işlerin rengi birazcık değişebilir. Kraliçenin yaptığı terbiyesizliği görüyorsunuz değil mi? Bak. Şu kraliçenin yaptığı edepsizliğe, terbiyesizliğe bak. Gidecek orada bir tane daha duvar kıracak. Halbuki krala yardım etse... Arkadaşlar ya 99 ya da 3 yıldız. Bu nasıl bir saldırıydı böyle? Yani 3-2 geldi. Vay be. Sen ne yaptın ya? Kapak fotoğrafındasın hemşerim. Evet, Celili Melili. Koruyucu yürüyüşlü geri çağırma büyülü tazı balon saldırısı. Adını siz koyun diyorum. Ben bu vatandaşa bir adet şapka çıkartıyorum. Gerçekten hem 3 yıldızı patlattı. Değişik bir strateji uyguladı. Aynı zamanda 40 tane farklı hissiyatı da bize yaşattı. Evet. İkinci tur saldırılarının ardından hemen bir durum değerlendirmesi yapalım. Yıldız ve yüzde eşitliği söz konusu. Bununla birlikte süre bazında tam tamına 10 saniye farkla Quantum Bears klanı öne geçmiş durumda. Bakın ilk turda ATL öndeydi. Şimdi geriye düşmüş durumdalar. Saldırı başlasın, hemen geliyor.
Pekala efendim. Üçüncü turun ilk saldırısı Quantum Bears klanının 4 numarasından QB Win isimli oyuncudan bir ejder saldırısı izleyeceğiz. Bir tane de elektro ejderimiz var. Temizlik yapmak için kullanılacak. Evet. Kraliçe ile başlangıcı yaptık. Özelliğinin yardımıyla birlikte görünmezlik büyüsü kulesini aktif ediyoruz ama patlatıcıları indirmek gibi bir derdi var mıydı? Olmalıydı bence. Bana soracak olursanız olmalıydı. Yani operasyonu başarısız kabul edebilir miyiz arkadaşlar? Bilmiyorum. Yorumu size bırakıyorum. Şimdi bir şey soracağım size. Tam emin olmadığım için size de danışıyorum. Bilenler yorumlarda yazsınlar. Patlatıcıları indirseydi belediye binasında yine hasar vermiş olacak ve dolayısıyla görünmezlik büyüsü kulesi yine aktif olmuş olacaktı. Yani görünmezlik büyüsü kulesini aktif etmek için ille de ona hasar vermek gerekiyor mu? Bana kalacak olursa cevap hayır. Dolayısıyla patlatıcıları indireydi iyiydi. Şu saldırıda patlatıcıların inmemiş olmasının herhangi bir etkisi olacak mı? Stratejik anlamda olmayacak. Yani askerler onları indirmek için ekstra atış yapacaklar. Yoksa üflemiyorlar yani. Üst taraftaki birazcık üfleyecek gibi ama atla deve değil arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Çok etkili değil yani. Bu arada 3 yıldız da geldi gibi gözüküyor. 2 tane dondurmamız, 1 adet de öfke büyüğümüz var. Şuraya bir bakar mısın? Yine 1 dakika içerisinde çatır çutur üşlendi köyler arkadaşlar. Vay be. Vay 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 vay. Ben yorumu size bırakıyorum. Ne diyebilirim ki artık? Diyecek laf kalmadı arkadaşlar. Ne demem gerekiyorsa, ne diyebileceksem hepsini dedim yani. 1 dakika 38 saniye kala çatır çutur bir şekilde köyü üçlüyor. Bir sonraki saldırı başlasın. Hemen geliyor. Evet efendim, 3. turun 2. saldırısını Fransa vatandaşlarının 3 numarasından Remy isimli oyuncudan biri Orhan Binicisi Valkür saldırısı olarak izleyeceğiz. 1 adet sarmaşığımız, 1 adet atlatmamız var. Saat 6 köşesinde bir operasyon çekmeye başladı bile. Elit barbarlar ve minnak kralımız devrede 1 adet iskelet büyüsüyle X yayını, monoliti ve defansif kraliçeyi tanklamayı başarıyoruz ama X'e yine döndü krala. Neyse, en azından kraliçe, monolit şimdilik krala sıkıntı çıkartmıyor. Özelliğini geç bile kaldığını düşünüyorum. Şimdi buz golemleriyle münasebete girecek. İnşallah alan hasarıyla bir tane daha vur şu kaya saçara. Şapka çıkartıyorum. Barbar krala. Yanlış anlaşılmasın. O buz golemlerini kitlenmeden evvel gitti kaya saçarı indirdi ya. Nereden baksanız kral hareket arkadaşım. Evet, uçan kışlayı pozisyonlandırdık. Devamında içinden çıkan pekkalar ve büyücüler temizliğe başladılar. Orman binicilerini de devreye alıyoruz. Monoliti indiremedik. Biraz çirkin de bir noktada duruyor. Birazcık başımızı ağrıtabilir. Bakalım sarmaşı nerede ne şekilde kullanacağız. 2 tane elit barbar havana gönderildi. Devamında topa doğru ilerleyecekler. Yaylı tuzak dedi ki orada dur. O işler öyle olmuyor. Evet, sarmaşı ve monoliti sarmaşık büyüsüyle. Özür dilerim. Belediye binasını ve monoliti. Hepsi girdi birbirine. Binayı ve monoliti sarmaşık büyüsüyle etkisiz hale getirip civarından Orhan binicilerimizi ve valkürlerimizi dolandırıyoruz. Şampiyon da yardıma geldi. 2 tane öfke büyümüz var. Kullan arkadaşım. Çeyizine mi koyacaksın? Kullan da öfkelendir şu valkürleri de bir gözümüz gönlümüz şenlensin. Uçan kışların içerisindeki biniciler de savaşa dahil oldular. Gerçekten güzel bir görüntü var. Ana baba günü. Kıyamet günü arkadaşlar şu anda. Valkürler ama baba şu valkürler var ya oyunda arkadaşlar, Clash of Clans'ta hiçbir şey yoktur ki bir araya gelmiş öfkeli valkürler kadar hasar versin. Tekli cehennem kulesi dahil şarjlanmış haliyle. Yani 7-8 tane valkür öfkenin içerisindeyken akıl almaz boyutta hasar veriyorlar. Evet, kraliçenin özelliği elimizde. Bu arada süre olarak çok da iyi bir saldırı olduğunu söyleyemeyeceğim. 3 yıldıza gidecek bu saldırı hiç şüphesiz. Ondan yana bir tedirginliğimiz yok ama bayağı bir süre kaybedecek. Ve 3. turun ardından öyle sanıyorum ki yıldız ve yüzde eşitliği söz konusu olmakla birlikte süreden bazlı bayağı bir fark açacak Quantum's klana. Öne geçmiş olacak yani. Zaten öndeydi birkaç saniye, 10 saniye farkla yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi iyice öne geçmiş oldu. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Kontrol edelim. Bakalım. Açıl artık. Evet, 9 yıldıza 9 yıldız. Sürelere baktığımda 1 dakika 43'e 2 dakika 10. Tam tamına 27 saniye var arkadaşlar. Az buz bir sürede değil. Bakalım neler olacak. Dördüncü tura başlıyoruz. Saldırı başlasın. Hemen geliyor. Evet efendim. Dördüncü tur saldırılarına başladık. Quantum Bears klanının 3 numarasından Galisto isimli oyuncudan bir ejder saldırısı izleyeceğiz. Evet, yine gözümüzü açıp kapatacağız. Bir bakacağız köy işlenmiş. Hadi bakalım. Kraliçe de Devok. Tabii ki şaşmaz şifacılar. Kralda öfke taşı, GDO'lu eldiven. Evet, kraliçe 2 tane patlatıcıyı da
Şapka çıkartıyorum. Tertemiz, tereyağından kıl çeker gibi. Operasyon başarılı. Güzel, keyifli bir başlangıç yapıyoruz. Defansif kralı da kendi kralımız ve bir adet kelle avcısının yardımıyla tokat manyağına çevirdikten sonra alt tarafta gizli testa sürpriziyle karşılaşıyoruz. Üst tarafta ejder saldırısına başladık. Şöyle birazcık uzaklaşacağım. Kaçırmak istemiyorum. Koruyucunun özelliği kullanıldığı iyileştirme ekipmanı var. İki tane klon büyüğümüz var. Alt tarafa kaya saçara doğru klonlarsa bence iyi olacak. Hayır. Ejderlerin gideceği yere doğru klon büyüsünü attı. Bunu birazcık tartışmaya açık bulabilir miyiz? Çok güzel iş yaptı ama arka tarafa kaya saçar ve şu arka taraftaki cehennem kulesi inse daha iyi olma mıydı? Bilmiyorum. Böyle düz kafayla düşününce öyle gibi geliyor. Hani zaten ejderler yakındakine daha kısa sürede ulaşacak. Önemli olan arka taraftakini indirmektir. Yani o kafayla düşündüm. Sıkıntı yok. Görüntü güzel. Bir adet öfke, bir adet dondurma büyüğümüz var. Elektro ejder hayatta. Ama maalesef binaların arasında birden fazla karo boşluk var. O yüzden pek sektirme hasarıyla bir şey yapamadı. İşte şimdi bir vurursa bırakmazlar ki vurmasına. Elektro öfkenin içinde bir tane vursun tamamdır bu iş. Al. Son dondurmayı da sırf süreden kazanmak için defansif kraliçenin kafasına patlatıyor. Ve yine yaklaşık 1,5 dakika içerisinde 3 yıldızımızı almış oluyoruz arkadaşlar. Daha önce söyledim, bir kere daha söylemek istiyorum. Bilmem dikkat ettiniz mi? Hızlı saldırıların neredeyse tamamında kraliçede şifacı kuklası ve dev ok var arkadaşlar. Bu dev ok nasıl bir şeyse patlatıcılar alıyor ya, herhalde o patlatıcılar tekrardan üflemeyince ekstra vakit kazanmış oluyoruz. Belki de bu sebepten bu ordu çok tercih ediliyor. Belediye binası 16'nın bu yıkık, çürük, çakık bilmem ne metasında. Evet. Fırsat buldum ya, giydirmeden duramıyorum. Derler ve giderler. Şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım mı? Hayır. Bir tane daha saldırı olacak. Değerlendirmeyi sonra yapacağız. Saldırı başlasın. Hemen geliyor. Evet efendim. 4. turun 2. saldırısı. ATL eSport klanının 5 numarasından Arpan isimli oyuncudan, evet, bu sefer Devok'u elimize yüzümüze bulaştırdık arkadaşlar. Evet, her seferinde de olmuyor. Patlatıcıları alamadı ve bir elektro ejder saldırısı gerçekleştireceğiz. O açıdan operasyonu en azından ilk etapta başarısız kabul ediyorum. Patlatıcılar ayakta ve iki patlatıcı birden, çok çirkin bir görüntü var. Elektroların canını okuyacaklar birazdan. Al başına bela, ejderlere de benzemez bunlar ha. Adamı kanser ederler. Ah, başladı şöyle bir. Üfle yavrum, üfür üfür gelsin. Şöyle 2, şöyle 3. Mesaj bana geldi, heyecan yapmayın. Şöyle 4, gelmedi, tamam. Klonladık, üst taraftaki patlatıcıdan kurtulduk. Belediye binası görünmez oldu, eyvahlar olsun. Ne oluyor? Görünmezliklerle bir şeyler deniyor ama pek başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar çok fena patladı. Binayı al bari. Elektro'ya nefes aldırmadı zalim savunmalar. Neyse ki belediye binasının canı çok az kaldı. Ve civarında bir inşaatçı kulübesi yok, o yüzden. Tamam. Şükür. Belediye binasına sanırım koruyucu vurdu arkadaşlar. Dağılın lan dedi. Sizin bir şey yapacağınız yok. Bizi rezil edeceğiniz, tek yıldızla bırakacağınız dedi. Koruyucu çaktı belediye binasının kafasını ve en azından iki yıldızı bu şekilde garantiye almış olduk. 68 Aksaray, 69 Bayburt, 70 Karaman. 71'i bilmiyorum. Hepsine selam olsun diyelim. Ve böyle düşük yüzleri bir iki yıldızla bu saldırımızı da tamamlamış olalım. Evet, 71 sahi nerenin ya? Alfabeden gider. Her zaman da alfabe tutmuyor arkadaşlar. 70 Karaman. 71. Bilmiyorum. Zorlamayalım fazla şansımızı. Evet, 71'liler yorumlarda kendilerini belirtsinler arkadaşlar. Tamam mı? 71 neresi onu da bana siz öğretin canım. Hep ben mi öğreteceğim yani? %72 iki yıldızla savaşı bitiriyoruz ve 4. tur saldırılarının ardından artık yıldız farkıyla Quantum's Bears klanı öne geçmiş oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. Yüzde de bayağı bir ciddi anlamda ara açıldı. Süre olarak döndüler, yüzde olarak döndüler, yıldız olarak döndüler. Kafa rahat, 5. tur saldırılarına başlıyoruz. Evet efendim, geldik final turu saldırılarına. Şu ana kadarki saldırılardan 3 yıldız kaçırmayan Quantum's Bears klanı 5 numarasından Marek isimli oyuncusundan final saldırısını izleyeceğiz. Yine bir ejder ama bu sefer yıldırımlı depremli versiyon. 6 yıldırım bir deprem. Kaya saçar veya monolit. Evet, monoliti indirdi. Ne vardı lan monolitin yanında? Cehennem kulesi yok değil. Üst tarafta da patlatıcıları indirdi. Bak 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 bak, olaya bak ya. Gitti köy abi. Köyün zaten kelimenin tam anlamıyla içinden geçtik. Bu saatten sonra bu köyden hayır gelir mi? Bence gelmez. Dikiş tutmaz.
Buradan 3 yıldız geldiği takdirde de net bir şekilde Quantum Skull'ın maçın galibi olacak arkadaşlar. Çünkü kendileri bir defans aldı. %72 2 yıldız. Hani diyelim ki burası üçlenmedi. Son saldırıda ATL üçledi. Yani buranın böyle %71 2 yıldızda kalması lazım ki hiç kalacak gibi de gözükmüyor. Evet, hayırlı olsun Quantum's Bears klanı maçın galibi oluyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Şampiyon özelliğini kullandı. Koruyucu alter indirildi. Kaya saçar indirildi. İpini koparmış bir öküz gibi şampiyon bütün savunmaların tek başına canını okudu. Yetmez dedi, gazını alamadı. Beni tutmayın, buz golemlerini de indireceğim dedi. Gerçekten akla ziyan bir iş yaptı arkadaşlar şampiyon. Ve 1 dakika 55-54 saniye kala 1 dakika 6 saniye içerisinde köyü işledi. Quantum's Bears klanı. Sizi de yazdım kenara. Bundan sonra birlikteyiz. Mükemmel bir performans gösterdiler. Hakikaten mevcut konjonktürü iyi değerlendiriyorlar arkadaşlar. Oyunun içinde bulunduğu durumu gayet iyi değerlendiriyorlar. Bu da demek oluyor ki yaptıkları işe önem veriyorlar. Yani zor modda bile olsa bu vatandaşların iyi iş çıkartacağını düşünüyorum. Favori klanlarımdan bir tanesi haline geldi. Evet, son saldırı başlasın, hemen geliyor. Evet efendim, geldik maçımızın son saldırısına. Her ne kadar ne olursa olsun sonuç değişmeyecek olsa da gönül istiyor ki kapanışta güzel bir 3 yıldız performansı izleyelim. Jelly'nin aktif olduğu kraliçe yürüyüşlü bir Orhan binicisi Valkür saldırısı olarak izleyeceğiz. Bir tane de sarmaşık büyüğümüz var. Chris 4 numaradan bakalım nasıl bir strateji izleyecek. Evet, kraliçe yürüyüşüne başladı. Bir tane sarmaşığımız var, onun haricinde geri çağırma büyüsü. He, tamam. Üst tarafta savunmaları temizledi. Devamında Valkür'ü bıraktı. Onlar beleşinde savunmaları temizlerken. Ya keşke birazcık daha bekleyeydin. Bari şu inşaatçı kulübesini alaydın. Aha, bekliyorsun işte yani. Ben anlamıyorum ya. Şu geri çağırmayı böyle acele kullanacağım diye niye bu kadar acele ediyorlar anlamıyorum. Ya bir tane daha vur, şunu indirdi. Ondan sonra çek de. Ölmezsin ya. Neyse. Hakikaten bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu geri çağırmayı bazen çok alelacele. Ben de çok geri çağırma büyülü saldırılar yaptım. Hiç böyle acele etmedim ama şu anda belki süre önemli ya, o yüzden kendilerini öyle alıştırmış olabilirler. Her neyse. Çok güçlü ve kudretli bir giriş gerçekleştiriyoruz. Öfkenin içerisinde bütün askerlerimiz tek bir noktada koruyucunun alanının içerisinde. Koruyucunun özelliğinin etkisi henüz yeni geçti arkadaşlar. Buradan var ya şaka maka 4 yıldız gelirse şaşırmayacağım. Şöyle bir sıkıntı var ki 4 yıldız alırsa yine %'yle kaybediyorlar. 5 yıldız alıp yıldız farkıyla öne geçmeleri lazım. Öteki türlü birazcık zor gözüküyor. Ulan ne oldu, o kadar askerimiz vardı. Birden niye hepsi bunların yalan oldular? Onu da ana. Arkadaş böyle avuç avuç asker vardı. Böyle avucuna almıştı. 60 gibi asker vardı merkezde. Nereye gitti bunlar? He? Şaşkınım. Tekli kuleler herhalde kilitlendi. Müdahale edemedik herhalde böyle. Hepsi tuttuğunu kopardı. Her biri tuttuğundan bir tane çekti kopardı. Herhalde o şekilde gitti askerler. Bu nasıl bir kostüm lan, ilk defa görüyorum. Bu neyin kostümü? Vaa, tipe bak. Ne kostümü? Dart Goblin'e benziyor. Bir yandan baykuşa benziyor. Kanatları var. Öyle acayip güzel ama güzelmiş arkadaşlar. Bakın her zaman beğenmem kostümleri. Ama bu kostüm bayağı bir hoşuma gitti açıkçası. Peki 2 yıldızı alabilecek miyiz? Hiç şüphesiz alacağız. Kral özelliğiyle birlikte dümdüz eder burayı. Kraliçe de yardım ediyor. Evet, iskeletler çıktı. Birinci tekniğin, yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamamdır, geldi geldi. Evet. Hasar gecikmeli geliyor arkadaşlar. Bilmem fark ettiniz mi? Lan kraliçeyi de kaybı. Anka kuşu var mı? Anka kuşu olmasa patlamıştık arkadaşlar şu anda. Anka kuşunun sayesinde 3 yıldız geliyor. Hakikaten Anka değil, böyle buzul muzul bir şeyler alsaydı %99 2 yıldızda kalacaktı. Evet, gerçekten güzel bir maçtı. Her iki klanda iyi performans gösterdiler. Yani sadece bir tane üçlük kaçtı 10 tane saldırının içerisinde. O da Arpa'nın saldırısıydı. %72. Vaziyetler bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bye.